أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Yasin de geldiyse başlayabiliriz. Geldi mi? Tamam. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak İhsan'ın lütfunu, ikramını, keremini mazar eylesin. Dünyada kendisine muhatap ettiği gibi, kendisiyle meşgul ettiği gibi, hakikatiyle meşgul ettiği gibi, ahirette de huzuru daimisini mazar eylesin. Çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. İki cihanda aziz eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzi afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, şeytanların şerrinden, süfyanların ifsatlarına hüs yemin et. Amin. Amin ya Rabbi. Akla devam ediyoruz. Ben size bir şey hani hiç izah etmeyeceğiz, onu içinde konuşmayacağız, bir şeyi okuyacağım, sonra buraya geçeceğiz, yeri göstereyim size, bakar mısınız? Sözler 373, buradan bir şey bunu okuyacağım, üzerine düşünmeyeceğiz ama kafanızı kenarında koyması için yapmış olacağım. Diyor ki تُسَبُّهُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبُّ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِهِنَّ gibi ayetleri işit, duy demiyor, işit, bak, nasıl ki o ölmüş veya yatmış olan mevcudat alem, ölmüş veya yatmış, ölmüş kafirleredir, yatmış gafil Müslümanlardır. Sebbaha tusebbihu sadası ile, tamam, tesbih, takdis, yani işitmiyor mu? Sadası ile, duyan demiyor, işitenlerin, işaret icazda kulağın direkt kalbe, vicdana bağlı olduğunu söylüyor. Beş duygunun direkt kalbe bağlı olan organ kulaktır. Göz değil diyor işaret icazda. Hatırladınız değil mi? He. Hatırlamazsınız, ben hatırlatıyorum. Orada beş tane göz, kulak, burun, dil, el. Ustadımızın iki tane de eklemiş. Sayka ve şayka, sevk ve şefk. Beş tane de gidelim. Direkt kalbe bağlı olan kulaktır. İşitenlerin neyi? Ölmüş, şey yatmış, şey ilk önce ölmüş veya yatmış olan mevcudat alem. Tüsebbihu, yüsebbihu, sebbehe gibi ayetlerle işitenlerin, kafanızda kalsın diye söylüyorum, işitenlerin, işittin, dima gitmiyor, zihninde nasıl diriliyorlar? Zihin neredeydi? Vicdanda. Diriliyor dedi. Tamam. Biz böyle tabir zannediyoruz. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Tasdikte biliyorsunuz. Zihinde vücudu hariciye dönüşüyorlar. Zihinde nasıl diriliyorlar? Kaç defa ısrar edecek aynı şeye? Hüşyar oluyorlar. Hüşyar zihinde bu olunca hüşyar oluyor. Farkındalık o zaman artıyor. Hüşyar. Uyanıklık lugatta. Sonra kıyam edip zikrediyorlar. Hatırlar mısınız? Ruh bedene kıyam ederse ruh içeride kıyam ederse ceset arzda namaz kılar. Hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Çok acayip. Kıyam orada oluyor. Ve o karanlık gökyüzünde, karanlık gökyüzünde birer camit ateş pari olan dima olduğunu söyleyecek zaten.
ağız oldu. O karanlık gökyüzünde aşağısı olduktan sonra vahiy buraya geldi. İyi ki dilin. Ondan sonra böyle camit ateşpare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat tusebbihu sayhası ile ve nuru ile gene geldi buraya. İşitenin nazarında, işitenin anlayışında olacaktı. Kulakla görmek. 26. lemada Van Kalesi'ne horor şeyine çıktın diyor. O Ermenilerin şeyini. Oradaki, orayı diyor, gözümle değil, kulağımla görüyordum. Kulakla değil, gözümle işitiyordum. Şimdi iyi deyin, işitenin nazarında. Nazar dedi, görmesi değil. Aslında, duyu değil. Evet, duyu değil. Nazarında. Gökyüzü bir ağız. Gökyüzü neydi? Karanlık. Ağız. Altyapısı karanlık. Gökyüzü bir ağız. Bütün yıldızlar birer kelime hikmet numa. Bunu yapınca Harun'u hatırladım. Kelime kelama fazla taktığı için. Evet. Bütün yıldızlar birer kelime hikmet numa. Ve yani ağızdan çıkan her bir kelime yıldızdır. İnsan kainatın küçük modeli, kainattaki yıldızlarımız konuşmalarımızdır. Her bir kelime yıldız oluyor. Ya sonmuş, meteor gibi veya yıldız oluyor. Kelime mi dedi onlara? Evet. Kelime-i hikmet numa. Birer nuru hakikat eda. Küre arz bir bahar. Ber ve bahar birer lisan. İçine koyuyorsun. Balıklara da kârf diyordu bir ara. Bir kalı mesnevide. Behr ve bahr, kara ve deniz. Birer lisan. Bütün hayvanlar ve nebatatlar kelime-i tesbihin feşan suretinde arz-ı didar eder. Amin. Çok garip değil mi? Nasıl zihinde dirilmiş ya. Şey gibi olmadı mı bu? İsrafil'in azamet heykelini müşahede gibi bir şey oldu. Evet. Orada seyrediyor. Burada işte. Kainat diyor. Zihinde bakın. Şuradan anlam kazanıyor. Farkındalık oluyor. İlim burada ya. Tasdik nerede? Şurada. İlim subut-i sıfattan olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücudu hariciye şey de giyiyor. Zihinde. O mananın vücuda giyiyor. Yani giydiriyoruz. Evet. Ruhani oluyor. Menfi veya müsbet, erba hali, erba habisi orada vücut oluyor. Zihinde. Erba haliye. Onun için çizgi filmlerde ve televizyonlarda direkt orayı vuruyorlar. Saçlar acayip oluyor. Çok etkiler. Orada oluyor. Onun için duman ediyor içeriği. Diriltiyor değil mi içeride? Diriltiyor. Müsbeti de öyle. 246 sözler. Ne yaparmış o? İnsanın fıtratını tersini de düşüneceksin. İki yönde ibre. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Ervah habisi, mefhumu muhalifiyle insanın fıtratını düzelten ve doğru yollara koyan, fıtratını bozan ve yanlışlara sevk eden ervah habise. Nerede? Nazm-ı mahalline nedir orada? Ne mevzuda bunu kullanıyor? Gafur burada mısın? Buraya abi. He. Şu. Ve'alleme Adem esma külliha da kullanıyor. Söylemez, ve alleme Adem esma külliha da kullanıyor. Çünkü Adem aleyhisselam anlatırken insanın fıtratına giriyor. Yani aynı. Sonra orada elva habise diyor. Tamam. Şimdi bu zihin dimağda akılla ne farkı var? Vücudu harici cümle yeridir. Vücudu harici giyme yeridir. Zihin. Diriliyor. Diriliyor.
vücud-ı hariciye bürünüyor. İlmi kisvesi vücud-ı hariciye taalluk ediyor. Fazla da baktım başka yerlere. Öyle bir garip yani. Usta şimdi hani oradakini hep misal gibi hani benzetme gibi diyoruz ya. Aslında yani acayip bir sistematiği anlatıyor. Sistem. Sistemi anlatıyor, yapıyı anlatıyor. Şimdi demiştim ki 23 senede insan halden hale geçiyor. 23 senede yazılmış Risale-i Kur'an da 23 senede. Şimdi yani insan halden hale giriyor, hapishane gidiyorsun, şunu yapıyorsun, böyle yapıyorsun, haletin düşünceleri mutlaka etkiler. Yani birbirine çatışan, çelişen tabir ve uslup olması lazım. Olmamasının sebebi hatırlar mısınız? Şu kitap vermiştim orada. Sistemi oraya görüyor. Akıl mı sordun? Oradan şey yapıyor. Vicdan mı sordun? Hakikatiyle burada ifade edilince çatışan ve çelişen olmuyor. Yani sistem dediğin için sisteme bakarak yazılıyor. Yoksa ondan sonra zahire bakıyorsun bir temsil. Mesela burnu yıkmak için Şia itikadı ebabil kuşlarının bile hikaye olduğunu söylüyor. Örnek olduğunu, aslı olmadığını söylüyor. Tamam mı? Ben size yer yer bazı şeyler şey yapıyorum ki neleri yıkmak. O şeyde misal hani yukarı bakıyor diyoruz ya, yukarı değil de abi, olduğu yere bakmak. Surette hakikati görüyor. Şimdi bunun normal şeyi böyle, şöyle koymaya hani şeyler bellidir ya, hani koyman gereken yerler bellidir. Oraya girer hani, oturur parça, yapboz gibi. Hani yapıyorsun yapıyorsun olmuyor, surette hakikati görmeye başlayınca koyacağın yere farkını koyuyorsun, ah tamam oldu. Evet. Yani şu surat içinde hakikati görüyor. Şu mesela zihinde de mesela hepimizde böyle gerçi sabah sabah içi sığmadan olmadan pal girdik ama vicdanlarınızda böyle bir ferahlık olduğunu ben de hissediyorum. Bunun sebebi şu. Mas hakikat. Dirilmesi ne demek peki? Nasıl, ne anlayacağız? Dirilmek ne demek? Vücud harici. Vücud hariciye giriyor. Kalır mesleğinde de var. Şeyde oynuyor yani ağaçlar. Ha. Ağaçlar oynar diyor. Ama biz şimdi sonuçta zil, o, mesela ağaca bakıyor. Ağacı yani takul ediyor ustad. Bak şimdi. Ağaca bakıyor. Otelin şeyinde. Sonra ilminde ruhlandı. Zihninde ağaç harçlıktan çıktı. Melaikeye dönüştü. Yani levh-i misali de ilmi vücutların dışında başka bir vücut mertebesini kazandırıyor. Evet, var o. Şu anda bilmiyor. Yani onu ayırt etmeye çalışıyorum. Evet. Zaten ilmi bir vücudu oluşturduk biz. Farklı ne oldu ki vücudu harici deyince ne anlayacağız yani? İşitenlerin zihninde diyor ya. İşitende ama. İşitende şöyle. İşitmemekle işitiyorsun. Şimdi ayet burada dursun. Tamam. Ayet geliyor ya. İşittikten sonra onlar zaten canlanmaya başlıyor. Yıldızlar yani nuranlar, nuranleşiyor. Hasan abi vücudu harici dedi ya. Şimdi bir ilmi vücut var. Bir de yani normal vücudu harici olması ve cismani bir vücut. Cismani oluyorlar. Cismani, onu diyeceğim yani. Cismaniye dönüşüyorlar. Hep biz yani ben de ruhani ya. Yani. Ruhani kazanıyor, kazandırıyoruz. O zaman ne oluyor biliyor musun? Civciv makinesi oluyor ya bazen. Yani yumurta koyuyorsun. O ısıyı verdiğin zaman tavuğun ısısı yerine makine ısı veriyor. Yumurtadan, döllenmiş yumurtadan civciv çıkıyor. Bu ceset de bir civciv makinesi gibi ruhanileri imal ediyor. İmalathane. Cismaniyet de veriyor diyebiliyor musun? Şimdi vücudu harici giyiyor. Sen cismaniyet yani sadece ilmi vücut değil yani. Değil. İlmi vücut olsa şu, onu işaret ettin ya. Osman, buraya bakar. İlmi vücut burası dedim. Vücudu harici alıyor. Cismani vücut. Evet, yani cismani derken ruhani, atomik değil yani. Atom tam, cismani. Bakalım cismani. Evet, yani atomik değil, vücud harici var. Yani böyle. Bekaya mazhar olacakları orada vücud harici giyiyor. Sadece ilmileri değil o. Evet. Sonra dışarıya kelam ifade noktasında tahayyülde elbise giyiyor. Şimdi sanki burada şeyi karıştırıyor. Şey o ilmi ayrı bir İçin, daha. Yani diyor ki ruhu diyor, ruhu. Kelamın ruhu diyor ya muhakematta. Sıksam diyor böyle. O sıksam onun diyor dima, aklı, ruhu, niyeti, nazarı ayrılır diyor. Sıkarsan kelimeyi. Zihinde vücudu harici giyiyorlar. Çok tuhaf. Hasan abi biz şey diyorduk ki Allah'ın sanatında ayrı yok. Ama ne vücudu harici giyiyor?
Ayet vücudu harici giyiyor. Canlanıyor işte. Anladın mı? Dirliyor. Yani aynı şey aslında. Ayet. Yani şöyle bir şey diyeyim size. Ayet. Dur. Ayet tekvini olay. Ayet. Şimdi bak şimdi. Tam dürüstüm ya Rabbim. Bak şimdi. Kelami Kelam ilahi geldi mi abi? Geldi. Buraya. Burada ya şöyle diyeyim. Kelam ilahi lef-i mahfuz'a indi. Kelam nereye dönüştü? Ayete. Ayetler beşer arza bir insana Ahmet aleyhissalatu vesselam'a gelince ayetler vahiy oldu. Yani subutu sıfattan lef-i mahfuz süreci kelam ilahi. Lef-i mahfuz dönüşüm yeri. Hem sır hem tasımı tazamını. Ayet oldu mu kelam ilahi? Ayet orada dönüşüyor. Ezelden ebede geçiyor. Evet. Çünkü şeytanın sözü de orada ayete dönüşüyor. Evet. Çünkü şeytanın sözü ayat-ı tekvini, evamiri tekviniye dönüşüyor. Evet. Yani ayatlar evamiriye, evamirler ayata dönüşme mekanizması, lef-i mahfuz. Bunu da bir şey var, onu ifade... Zaten. Lef-i mahfuz, evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniye, ayat-ı tekvinin evamiri tekviniye dönüştürüldüğü bir sistem. Tamam mı? Şimdi bak. Ne diyeceğim bak. Şimdi bu sistemi kaçırmayacaksın ki onu da zihni anlayacağız. Zihni anlayacağım. Bu dediğiniz ifadeyi okudum. Derste geçmiş abi. Tevafuk et. Dün akşam buna baktım. Aynı bu ifadeyi gördüm. Aa, evet. Bulurum inşallah. Aynı derste geçtim. Bunu demişiz. Evet. Demişsiniz yani. Bu var. Tamam. Ama yazar. Şimdi kelam-ı ilahi. Çünkü bununla yatıp kalkıyor. Şimdi bak. Kelam-ı ilahi. Lef-i mahfuz değil mi? Şimdi zihni anlatacağım bunu. Tamam. Tamam. Orada ayeti dönüştü mü abi? Aynı sistemi ben de uygulayacağım. Ayetten Muhammed'e, insana, aleyhissalatü vesselam'a vahiy oldu mu? Oldu. Tamam. Bu süreç, kelam-ı ilahi buna bu şekilde dönüştü. Tabii konuştuğumuz şey oldu. Zihninde, dirinde değil mi? Düsep, düsep, düsep. Evet. Ha, şimdi vahiy de geldi buraya. Burası evamirte ayetlere dönüştü. İlim kisvesi girdi. Zihinde ise vücudu hariciye geliyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Evamir tekviniyemden geçip hayat tekviniye oldu değil mi? Evet. İlk önce evamir tekviniye geçiyor. Burası evamir tekviniye. Tamam. Sonra evamir tekviniye. Hayat-ı tekviniye dönüşüyor şeyde. Vücudu hariciye giyiyor zihinde. Ayetlere dönüşüyor. Yani sonra onu takdim ediyor ya, insan bu sefer o vahiye muhatap olduğu zaman peygamber vasıtasıyla bunu terse dönüştürüyor. Yani rububiyetiye muhatap olunca uluhiyet, sonra Cenab-ı Hak. Aynı sistem insanda çalışıyor. Vahiy geliyor, bizde ilim kisvesi giyiyor, sonra zihinde vücudu hariciye dönüşüyor, ayetlere dönüşüyor, ayat-ı tekviniyeler oluyor. Bu sefer kalp onu aldı mı, onu iman balını yapıyor. İman balını yaptıktan sonra Allah'a o ayetlerin kendisi, şey imanların kendisi değil, zihinden aldığını imana dönüşüyor. Bal da bir bal akıtır. İmana dönüştü mü o, böyle kalpte, vicdandaki şey, zihindekini aldı, iman, ayat-ı tekviniyeleri imana dönüştürdü. İmana, imana dönüşünce iman oldu. Allah'a artık o geliş süresinin tersini çalıştırıyor. Ezeli zat ebedler üretiyor. Evet. O zihin diyebilirsin, ebede mazar. Zaten şeydi abi, alem-i şehadetle alem-i gaybe girdik. Berzah neresiydi? Vicdan denen evet. Şuurdu. Evet, bak açtı. Ne dedi? Bak. Alem-i şehadetle alem-i gaybın berzahı. İltisakı, nokta iltisakı diyor. Nokta. Vicdan denen zişuurdu. Fıtrat zişuurdu. Yani nereye bakarsan bu, şimdi bu şey yapamıyorum yani. Bu buradan girdiğim zihine, zihin, mesleviye, şuraya buraya baktım, acayip. Şimdi bu şeyle hadi gidiyoruz. Hasan abi, şey var ya burada, Osman abi onu da hoşuna gidecek. Hani nefi ruh edince, o zaten canlanıyor. Canı da Allah'ın sanatında diyordunuz ya abi, şey yok yani. Hepsi üstünde var, o boyut zaten var o. Yani ayrı bir şey olmuyor. Sen onu zaten üstüne açıyorsun. Açıyorsun yani aynı şey ya vücut dediğin. Zihinde kardeşim vücudu harici mertebeleri aktif oluyor, çıkıyor. Vücut. İle vücudu böyle şey ceset bir atomik şey düşünme. Onlar bir şey değil yani.
Orada diriliyor artık. Vücut harici oluyor. Sen sana cennetin başlıyor yani. Yani orayı burada yaşıyor. İkisi de yani. Yani cehennemi haritem cennet yani. Allah yani halıkını, esmasını, sıfatını senin üstünden yapıyor. Senin üzerinde cehennem, sende yapıyor. Her şey sende olması evet. Hiçbir şey. Senin üzerinde, sensiz şehire, bu trafosuz şehre elektrik yok. Sensiz hiçbir şey yapılmıyor. Hasan abi, ete kemiğe büründüm. Evet doğru. Doğru da. Ben bir Yunus olarak da hani Cenab-ı Hak esma sıfatından sıfatından esmasını o dönüşümü ezelden ebede olan aynı dönüşümünü böyle. Hep insanın üstünde. İstanbul'da kesinlikle. Kesinlikle. Küre arzına kafa. Küre arzına yapmıyor mu? Ona şahit olan da sırrı insan. Şahit olursan. Şahit. Peki küre arz neydi? Kafa. Küre arzdaki esmanın cilve cemal nakşi sanatı. Aha küre arz. Küre yaz. Alemlerde içine yıldızlar. Bunun içinde küre arzda Arabistan'da bir zat. Burada. Arabistan'da bir zat. Vahiy ona indi. Ondan sonra küre arz bir şaka diyor. Şöyle. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra ne yaptı? İlme dönüştürdü. Vücud ilimleri kazandı burada. Vicdanda da vücud hariciye dönüştü. Bu süreç bitti. Peki vicdanda onu olunca ne oldu? Ballar balını yapıyor. Kalpte de ona kalbe geçince imana dönüşüyor o. İman oluyor. Peki bu şey yaptı. Mazarı ne oldu? Uluhiyete mazar oldu. Bu sefer ters dönüşüme yapılıyor. Ondan sonra bakıyorsun arada bir benzer kalmıyor. Oradan kalpten sonra artık ruhta muhatap ilahi sır insaniye dönüşüyor. Süreç böyle. Şöyle geliyor, tak diye gidiyor. Vicdanında senin diriltebildiklerine de cennet diyoruz zaten. Diriltebildiklerine. Demişler, adını öyle koyalım. Vicdan dediğimiz şey zihinde diriltiyor. Senin dirilttiğin, senin çocuğun. Senin cennetin cennet. Fethulü fi ibadet ve fethulü cennet. Senin veledin yani. Aslında. Veledin evet. Furkan'ın. Acayip yani. Dehşet. Simasına da yansıyor mesela. Simahum fi vücudun diyor. İnsan şeyini çok, yani beni ürküten şey çok kritik bir noktadadır. Hani hatırlar mısınız? Derste derdik. Bu insanı ürkütüyor. Kavşaktı dedik ya kavşak. Kavşak. O kadar ehemmiyetli olur mu insan? Bakın küre arzı koymuş buraya. Dağları koymuş buralara. Mağaraları koymuş buralara. Hira Dağı'nı koymuş buraya. Cebrail geldi buraya. Kur'an için şey diyordu abi. Ezeli ebede rapt edecek diyordu. Ya, evet. Gerçek o ya. O nerede olacak? Ayet sende oluyor işte. Evet. Tabii sende oluyor. Kavşar dedik ya. Evet. Ezeli ebede rapt etme evet. Noktası insandır dedik. Ezeli ebede rapt ediyor. Peki. Şimdi... İnşallah ömür yeter de zihine de gireriz. Girdik gibi olsun. Girdik yani de hani... Bakın vücut harici... Çok memnun için. Dehşet bir şey abi. Peki, şu anda şeye giriyoruz, sayfa 28. defterin 72. sayfasında. Burayla alakalı abi, o konuda aynı tahakkül olduğu için, orada tahakkülün tam rolünü biraz çok şey geçti, ben ses kaydını da dinledim. Tahakkülü yani, giriyoruz yani. Orada bir şey diyebilir misiniz? Oradaki dirilme senaryosunda üstad anlatmış ya. Vahiy geldi Yusuf'u sedasıyla geldi. Orada bak tahakkül bir şey diyebiliyor musunuz evet, şu an? Evet tahakkül sistem diye. Diman komplesi.